Hemen kameralarımızı Antalya'ya çevirelim. Emre Kaplan, Galatasaray'daki son gelişmeleri bize aktarsın. 2-3 gündür yoğun bir yağış var Akdeniz bölgesinde. Oldukça şiddetli hem de fırtına şeklinde. Söz Emre'de. Aykut İnce, teşekkür edelim. Biz de Antalya'dan, Belek'ten mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Sizin de söylediğiniz gibi son 2 günde daha ağırlıklı olmak üzere yoğun bir yağış var. Takımların tabii antrenman temposunu da zaman zaman etkileyebilen bir durum ki bugün Galatasaray'ın planlamasında da akşam saatlerinde yoğun yağış olduğu için antrenmanı sabaha koymak vardı. Zaman zaman böyle düzenlemeler yapılması gerekebiliyor. Tabii onun dışında bugün yoğun da bir gündem vardı Galatasaray'da. Okan Hoca ile basın mensupları bir sohbet toplantısında bir araya geldiler. Oradan yansıyan notları detaylıca birazdan anlatayım ama öncesinde özellikle sakatlığı olan oyuncularla ilgili duruma dair de net bilgi alma fırsatı bulduk. Kulüp doktoru Sayın Yener İnce oyuncuların durumunu ifade etti. Mauro Icardi'nin durumunu anlattı. Tedavisini ikiye böldük. İlk kısmı Arjantin'de gerçekleşiyor. Çünkü zaten tedavisi gereği buraya getiremezdik. Burada sürdüremezdik o süreci. İstanbul ya da Arjantin şeklinde tercih yapmamız gerekiyordu. Oyuncunun da daha rahat edeceğini düşünerek ilk bölümü Arjantin'e taşıdık dedi. İstanbul'a döndükten sonra takım, buradaki kamp çalışmaları tamamlandıktan sonra da Icardi'nin takıma katılmasıyla ilgili duruma bakacaklarını söyledi ama şu an sakatlığı bulunan oyuncular içerisinde ligin ilk maçı, devre arasından sonraki ilk maç İstanbulspor maçında olup olmayacağıyla ilgili net bir şey söyleyemeyeceğimiz tek isim Icardi olur dedi Yener Hoca. Diğer isimlerin yetişmesini beklediklerini söyledi ki Sergio Oliveira, Galatasaray'ın yine önemli oyuncularından bir tanesi. O da bugün kampa katıldı. Burada ilk etapta tedavi süreci tamamlanacak. Son bölümünde kampın, son birkaç antrenmanında belki takımla çalışma imkanı bulabilir. Sergio Oliveira'nın da İstanbulspor maçında oynamasını bekliyoruz dedi. Milot Rashica'nın iyiye gittiğini söyledi. Ödemenin geçtiğini ve şu an çok iyi durumda olduğunu ifade etti Yener İnce. Onun dışında da Yunus Akgün hazırlık maçında sakatlanmıştı. Yunus'un da ligin ilk maçına yetişmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Dün Nelson'u görmüştük. Hazırlık maçını takip etmişti. Bugün itibariyle Mertens de katıldı kampa. Az önce ifade ettik. Sergio Oliveira da tedavisi için buraya gelmiş durumda ve o da takımla birlikte kalan günleri geçirecek. Torreira, Muslera ve Seferovic bekleniyor artık Galatasaray'da kampa katılımları için. Onların da önümüzdeki günlerde peyderpey kampa katılması bekleniyor diyelim ve Okan Hoca ile olan sohbet kısmına gelecek olursak önemli notlar var. Biraz uzun da notlar var. O yüzden zaman zaman notlara bakarak da ilerleyebiliriz. Genel bir sezon değerlendirmesi yaptı Okan Hoca başlangıçta ve aslında sezon boyunca da çok fazla ifade ettiği bir konu, takımın yeni olması, transferlerin geç katılmasıyla birlikte biraz hem de fikstürü de düşünerek zor bir fikstürle başladık dedi. Hatta şöyle bir örnek verdi. Bu savını belki destekleyecek bir örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Sohbet esnasında bir arkadaşının kendisine bunun tırnak içerisinde hoca kovdurabilecek bir fikstür bile olduğunu ifade etmişti. Bunu da Okan Hoca'nın tezini güçlendirmek adına örnek olarak söyleyebiliriz. Burada bu süreç içerisinde en üstte olabilmek önemliydi dedi Okan Hoca. Kafa kafaya liderle, Fenerbahçe ile bu araya girmek bizim için önemliydi dedi. Tam ritim yakalamışken araya girmek bizi biraz geriletti ama tabii bunun olumlu tarafları da var. Sakatlığı olan oyuncuların da düzelmesi için bir zaman bulacağız dedi. Belki daha hayırlısının böyle olabileceğini de düşünebiliriz dedi. Sahaya çıktıktan sonra görüleceğini ifade etti. Tabii transferle ilgili durumlar merak ediliyor. Öne çıkan isimler var son dönemde konuşulan. Bunların arasında en flaşı belki Dembele ismi. Dembele konusu da soruldu Okan Hoca'ya. Şu an itibariyle devre arası için bir şey yapabilmemiz çok kolay gözükmüyor. Sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak. Değerli bir oyuncu, sadece biz değil birçok kulüp istiyor ama bizim de böyle bir düşüncemiz var dedi aslında. Yanı sıra yine ismi son dönemde anılmaya başlanan Deniz Undav gibi oyunculardan da bahsetti. Onur Bulut'tan bahsetti. Hepsinin iyi oyuncular olduğunu ve takip ettiklerini ifade etti ama bugün itibariyle atılmış somut bir adım ya da yapılmış bir teklifin olmadığının da altını çizdiğini söyleyelim Okan Hoca'nın. Ama devre arası ile ilgili özellikle transfer planlamasını anlatırken daha çok yerli alternatiflerin arttırılması adına hamleler yapılacağını da söyledi diyebiliriz. Çünkü şu anda sol bek konusunda yerli rotasyona oturmuş gibi duruyor Galatasaray'da. Kazımcan ve Emre ile yola devam edebiliriz. Çünkü oraya yabancı bir oyuncu koymamız bizim için çok kolay olmayacak mevcut yapıda dedi. Onun dışında yine notlara bakıyorum. Sezonun ilk yarısını en azından 14 haftalık performansı değerlendirirken en kötü oynadığımız, benim oyundan en memnun olmadığım maç Kayserispor maçıydı dedi. En beğendiği, en mutlu olduğu maçı da Başakşehir maçı olarak niteledi Okan Hoca.
en kritik maçınsa kendileri adına Beşiktaş derbisi olduğunu, çünkü o dönem ciddi bir baskı hissettiklerini, özgüveni arttırmak adına Beşiktaş maçının bir hayli önemli olduğunu söyledi. Yine Icardi konusuna dönecek olursak, Icardi'nin tabii kiralık durumu söz konusu, bir sene daha devam etmek ister misiniz şeklinde bir soru oldu. Kalmasını isteriz ama bugünden bir şey söyleyebilmek çok kolay değil şeklinde oldu buna yanıtı Okan Hoca'nın. Aynı şeyin Raşitsa için de geçerli olduğunu, ama bugünden sezon sonunda yapılacak hamlelerin çok erken olduğunu ifade etti ve iki oyuncunun da kalmasından yana bir duygu durumu içerisinde olduğunu ifade etti. Yanı sıra tabii gündemde son dönemde tüm futbol adamlarıyla yapılan röportajlarda belki sorulan bir isim Cristiano Ronaldo sorusu. Takımın abilerinden biri olarak görmek ister misiniz şeklinde bir soru yöneltildi Okan Hoca'ya. Hocalar her zaman iyi oyuncularla çalışmak ister. İyi oyuncu isteği bitmez hocaların. Ben isterim ama tabii ki durumlar ortada şeklinde bir yanıt verdi Ronaldo ile ilgili duruma. Yine Mertens ve Mata'nın performanslarından çok memnun olduğunu, hem saha içi performansı olarak hem de takım aidiyeti, takımı sahiplenme noktasında genel itibariyle zaten bu sezon yapılan transferlerde oldukça mutlu olduğunu söyledi. Icardi konusunda da hem şu anki tedavi süreci hem daha öncesinde yaşanan süreç, bir Arjantin'e gitme gelme durumu vardı. Hepsi benim kontrolüm altında oluyor. Artılarını eksilerini bilerek transfer ettiğimiz bir oyuncuydu Mauro Icardi, tıpkı diğer isimler gibi. Ve onları idare etmek de bizim işimizin bir parçası dedi Okan Hoca. Robotlarla çalışmıyoruz. Oyuncuları bir şekilde mutlu etmemiz gerekiyor. Bu nedenle Icardi konusunda da her şeyin kendi bilgisi dahilinde, kendi kontrolü altında gerçekleştiğini de ısrarla ifade ettiğini söyleyelim. Yine şöyle notlara baktığımız zaman Yusuf Demir konusu, dünkü maçta iyi bir performans ortaya koydu Yusuf. Tabii yabancı kontenjanı durumundan ötürü çok fazla forma şansı bulamadı. Takıma da geç katılan bir oyuncu olduğu için biraz zamana ihtiyacı vardı. Bundan sonraki süreçte Raşitsa gibi, tıpkı Raşitsa nasıl yedekten gelip ilk 11'deki yerini aldıysa, formayı kaptıysa, Yusuf'tan da benzer bir çıkış bekliyoruz dedi. Dünya Kupası'yla ilgili soru yöneltildi Okan Hoca'ya. Dünya Kupası'nda desteklediği takım ya da beğendiği takımlarla ilgili durumu sorulduğunda da Fransa'yı bir adım önde gördüğünü, ama oynanan futbolun, bu Dünya Kupası'nda oynanan futbolun kendisini çok da tatmin etmediğini söyledi açıkçası. Yine transferlerden biraz bahsetmeye çalıştık. Yerli oyuncularla ilgili Kerem ve Yunus'a çok güvendiklerini, onların performansından çok memnun olduklarını ifade etti. Genç oyunculardan da, ki burada bu kampın öne çıkan notlarından bir tanesi, çok fazla genç oyuncunun kampta takımla birlikte yer alması. Şu anda neredeyse 2002-2003 jenerasyonundan bir 11 çıkarabilecek durumumuz var. Burada da geleceğimizin emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor dedi Okan Hoca. Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yine yorumlar oldu. Ben bir Türk teknik adam olarak, eski bir Türk futbolcu olarak daha çok Türk oyuncunun oynamasını isterim ama bu yöntemle, şu an uyguladığımız yöntemle buna çok fazla hizmet etmiyoruz. Biraz teknik adamların işini zorlaştıran bir durum zaten. Genel olarak hocaların da yorumu bu yönde şeklinde bir ifadesi oldu Okan Hoca'nın. Beşiktaş maçı öncesindeki eleştiriler özelinde, o dönem için biraz Okan Hoca'nın kredisinin sorgulanması üzerine de, geçen sezon 13. bitmiş bir durum vardı. Camianın üstündeki stres bir hayli fazlaydı. Ben o yüzden yapılan eleştirileri de, zaman zaman verilen fazla tepkiyi de anlayabiliyorum. Çünkü camianın geçen seneden büyük bir stres yükü vardı. Bu senede beklenti, başarı beklentisinin çok yüksek olduğunu biliyoruz ve bunları da çok fazla sorun etmiyoruz dedi açıkçası. Yine imzayı attığım ilk günden şampiyon olacağız demiştik. O zaman için kadroda henüz yeni transferler olmamıştı ama transferlerden sonra da oynattığımız oyunda zaten bunun altını doldurmaya çalışıyoruz gibi bir ifadesi oldu yine Okan Hoca'nın. Yine sezon içinde çok fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Takım içerisindeki ücret dengesizliği, bazı oyuncuların diğerlerine oranla çok daha fazla ücret kazanıyor olmasının belli rahatsızlıklar oluşturduğu konuşuluyordu. Bu konuda da yerli oyuncuların özellikle biraz ücretlerinin düşük kaldığını, zaman zaman bundan memnuniyetsizlik duymalarında anlayabildiklerini söyledi. Ama zaten şu an Galatasaray'da son yapılan revizyonlarla, son yapılan güncellemelerle bu duruma da biraz çözüm bulundu gibi gözüküyor. Son olarak derbi mücadeleden bahsedelim. Fenerbahçe derbisi Galatasaray'ı bekliyor milli aradan sonra, ki gerçekten zirve yarışında çok kritik bir önem teşkil edecek. Fenerbahçeli futbolcular ve ekip bize ezberliyor. Biz de onları ezberliyoruz. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyorsunuz. Rakibimizin ne oynadığını görebiliyoruz. Fenerbahçe'yi ezberliyoruz ekibimle birlikte şimdiden şeklinde bir ifadesi oldu. Fenerbahçe Galatasaray derbisini herkes bekliyor. Umarım güzel ve kaliteli maç olur. Her maçı kazanmak istiyoruz. Yaklaşık bir ayımız kaldı bu karşılaşma için de şeklinde ifadeleri oldu Okan Buruk'un. Hem sohbet toplantısından yansıyan notlar hem de
gün içerisinde Yener Hoca'nın bilgilendirmesi ve antrenman detayları bu şekildeydi Aykut İnce. Evet tabii.